Şimdi geldik hiç soru çıkması sekmeyen bölüme. Dış politika. Arkadaşlar inkılaplardan çıkması bile dış politikadan soru soruluyor. Dikkat edelim. Can kulağıyla dinleyelim bu bölümü. Başlığımız Atatürk dönemi dış politika. Atatürk dönemi dış politika derken aklımıza daha çok kalemimin yerini bulayım. 23-38 yıllar arası gelir. Ama biz birkaç soru soralım kendimize. 1920-23 yılları arası dış politikanın temel esası ne? Arkadaşlar 20-23 yıllar arası nedir bizde? Kurtuluş savaşı yılları değil mi? 20-23 yıllar arası. Peki şöyle diyebilir miyiz? Dış politikadaki temel esas misak-ı milli. Pat diye sorarlara. Misak-ı milli, yani diğer bir ifadeyle dış politikadan bahsediyoruz. Ulusal bağımsızlık, düzenli ordu, kuvayi milli değil mi gençler? Türkiye'de hazineden milli savunmaya en çok payın ayrıldığı dönem hangisidir? Yani soru şu, en çok paranın değil payın oranı soruyor. Oran, bugün elbette çok para harcıyoruz. Geçmişin parasıyla günümüzün parası kıyaslanmaz. Ancak arkadaşlar oran sorulduğu için Türkiye'de hazineden milli savunmaya en çok payın ayrıldığı dönem Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Hepsini veriyoruz biz hazine. Milletvekilleri bile maaş alamıyor. Yani 1920-1923 yılları arası dönemdir. Güzel bir soru, güzel bir cevap aldık. 1920-30 yılları arası dış politikayı yönlendiren faktör nedir? Dış politikayı ne yönlendirdi? 23'te ne oldu arkadaşlar? Hatırlayın. 23'te biz Lozan Antlaşması'nı imzaladık. Doğru mu? Peki Lozan'da her şey çözüldü mü? Ya da çözülenler bir daha gündeme gelmedi mi? Geldi. Lozan'da çözümlenemeyen tek konu Irak sınırı, Musul sorunu. Diğerleri çözümlendi. Çözümlendiği halde bir daha gündeme gelmeyen büyük sorunlardan, gündeme gelmeyen kapitülasyonlar, onun dışındakilerin hepsi teker teker karşımıza çıktı. O yüzden 23-30 yıllar arası dış politika yönlendiren faktör Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunları çözmektir. Bizi yönlendiren politika bu. Bak soru cümlesi tak diye. Peki 1923-30 yıllar arasında dış politikada neler yapıldı? Bunları teker teker görelim. Bakın şimdi 1. Türk-Yunan ilişkileri ve nüfus mübadelesi. Arkadaşlar Atatürk döneminde 1923-30 yıllar arasında ya da 1923-38 yıllar arasında Yunanistan'la bizim ciddi anlamda iki sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi nüfus mübadelesi sorunu. Bakalım etapli sorunu. Etapli yerleşik demektir. Arkadaşlar Lozan'da şöyle bir karar alınmıştı. İstanbul'daki, Türkiye'deki Rumlar, Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'daki Türkler de Türkiye'ye gelecek. Ama İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç tutulmuş. İki bölge hariç. Nere? İstanbul'daki Rumlar, Batı Trakya'daki Türkler. İyi de Yunanistan şöyle bir sorun çıkardı. Dedi ki İstanbul'daki Rumlar kalacak, tamam. Ama biz diyoruz ki İstanbul'daki hangi Rumlar kalacak? Çok eskiden beri ikamet etmiş olan Rumlar kalacak. Yunanistan diyor ki arkadaş 30 Ekim 1918'den önce İstanbul'a yerleşmiş olanlar var, göç etmiş olanlar var. 3 yıl önce, 5 yıl önce, 1 yıl önce biz de diyoruz ki hayır. Burada etapli olayı önemli. Nedir etapli olayı? Yerleşik olanlar. Orada yıllardan beri ikamet edenler kalacak, sonradan gelenler de göç edecek. İşte bunun adı etapli sorundur. Ne etapli sorunu? İstanbul'a sonradan gelen Türklerin, sonradan gelen Rumların göç edilmesini istiyoruz biz. Yunanistan diyor ki hayır, onlar da kalacak diyor. İşte bunun adı etapli sorundur arkadaşlar. İşte Türkiye ile Yunanistan arasında bir krize neden oluyor bu sorun. Ve bu sorun Milletler Cemiyeti'ne götürülüyor. İstanbul'a sonradan yerleşenlerin de göçe tabi edilmesi konusu Milletler Cemiyeti'ne götürülüyor. Milletler Cemiyeti bu sorunu çözemiyor. Çözülemiyor sorun yani. Ve bu arada Türkiye ile Yunanistan savaş durumuna bile geliyor yani. Yani orada vardır, Atatürk'ün bir sözü vardır yani. Savaş zaruri olmadıkça cinayettir. Sen ne yapıyorsun Yunanistan? Bana cinayet işletme diyor yani. Zaruri hale getiriyorsun olayı diyor bana. Yunanistan'ı kafa tutuyoruz arkadaşlar o dönemde. Ama orada bir problem çıkıyor. Akdeniz'de İtalya'nın saldırgan tutumu Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Yunanistan Türkiye'ye yakınlaşıyor. Ve iki devlet arasında 10 Haziran 1930'da Dostluk Ankara Antlaşması, Türk-Yunan Dostluk Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla
etaplı sorunu çözülüyor. Ama nasıl çözülüyor? İşte İstanbul'a sonradan gelenler de İstanbul'da ikamet etmeye başlıyorlar. Yani onlar göçe tabi tutulmuyor. Yunanistan'ın dediği kabul ediliyor. Yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu antlaşma ile Türk-Yunan dostluğu başlıyor. 1930'da karşılıklı ziyaretler oluyor. İsmet İnönü Atina'ya gidiyor. Venizelos Ankara'ya geliyor. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Arkadaşlar Venizelos, Yunan Başbakan Venizelos 13 Ocak 1934'te Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor. Oo, görür müsün, bakar mısın? Büyük dostluklar kavgayla başlar. Bu yakınlaşma Balkan Antantı ile taçlanıyor. 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir araya gelerek İtalya ve Alman saldırganına karşı Balkan Antantı'nı imzalıyor. Tamamdır arkadaşlar. Yunanistan'da benim bir sorunum daha var. O da Patrikhane sorunu. Nedir Patrikhane sorunu? Hatırlayın, Lozan Antlaşması'yla Patrikhane İstanbul'da kaldı ama Türk Devleti'ne bağlanmıştı ve ekümeni kayboldu. Ekümenik nedir? Evrensel olmayacak, Türk Devleti'ne bağlı olacaktı. Burada şöyle bir sorun yaşandı arkadaşlar. Bu sorun Yunanistan'da yaşandı tabii ki. Burada şöyle bir sorun yaşandı. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen diğer bir sorun Patrikhane meselesi oldu. 1924'te Patrik seçilen 6. Konstantin Arapoğlu. Bursa doğumluydu. Ama 21'de İstanbul'a gelmişti. O zaman bunun gitmesi gerekiyor. Yani nüfus mübadelesine göre gitmesi gerekiyor, doğru mu? Yani adam Bursa'da, Bursa doğumlu. 21'de İstanbul'a gelmiş. 1918'den sonra gelenler göçe tabi. Ne demek istediğimi anladık değil mi? İstanbul'a gelmiş. Dolayısıyla mübadeleye tabi idi. Bu yüzden Türkiye bu durumumuzu itiraz etti. Yani bu adamın patrik seçilmesine Türkiye itiraz etti. Yunanistan meseleyi Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na götürmeye çalışırken Türkiye Patrikhane konusunu bir iç sorun saydı. Dedi ki ya sen ne diyorsun, Patrikhane bana bağlı, sana bağlı değil dedi. Bu egemen devlet olma anlayışıdır. Bu nedenle iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. Yani Türkiye takmadı, istediğin yere götür dedi. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında Konstantin Arapoğlu istifa etti. Yerine mübadeleye tabi olmayan, bak mübadeleye tabi olmayan Vasilios Georgiadis, Georgiadis patrik seçildi. Yani Türkiye bu konuda dediğini yaptırdı. Bir de bu olayımız var arkadaşlar. Tamam mı? Tabii Lozanlı adalar silahsızlandırıldığı için Yunanistan'da bir adalar sorunu henüz bu dönemde yaşamadık arkadaşlar. Ama İtalya ile adalar sorunumuz var elbette. Sıkıntılarımız olacak 1930 yıllarda Atatürk döneminde. Çünkü İtalya'nın saldırgan politikası, Akdeniz'de genişleme politikası adaları tekrar gündeme getirecek.